Evet, nerede kalmıştık? Bir önceki videoyu bitirirken size bir soru sormuştum. Öyle bir aralık bulmalıyım ki mantık çerçevesinde gerçek ana kütle ortalamasının yani P'nin başka bir deyişle de örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalamasının bu aralıkta olduğuna %95 güvenle emin olabileyim. Değil mi? Neden mantık çerçevesi içerisinde diye bir ifade kullandığımı da ayrıca konuşacağız. Evet mantık çerçevesinde olması önemli. İşte soru. Hadi cevaplayalım. Bir örneklem aldığımı düşünün. Rastgele seçtiğim bu örneklemin ortalamasının, örnekleme ortalamasına iki standart sapma içinde olmasının olasılığı nedir? Evet, bu olasılığı nasıl hesaplayabiliriz? Gelin önce dağılımı inceleyelim. Bu dağılımın ortalaması. Aşağıda da maviyi kullanayım ki neyin ne olduğunu hatırlayalım. Şimdi rastgele seçilmiş bir örneklemin ortalamasının bu ortalamaya iki standart sapma aralıkta olmasının olasılığını arıyorum. Rastgele seçilmiş bir örneklem. Bu dağılımın bir parçası yani öyle değil mi? Başka bir de işte söylemesi biraz karışık ama örneklem ortalamasının örnekleme dağılımından bir örneklemdir. Tekerleme gibi oldu. O halde seçtiğim örneklemin ortalamasının bu ortalamanın bir standart sapma sağına ve bir standart sapma soluna denk gelen aralıkta olma olasılığını bulmam gerekiyor. Eğer henüz hafızanıza kaydetmediyseniz, ki bu hafızaya kaydedilmesi gereken bir şey, normal bir dağılımda seçilen örneklemin ortalamasının, dağılımın ortalamasına iki standart sapma aralıkta olmasının olasılığı %95'tir. Ya da daha kesin bir ifadeyle %95,4'tür. Öyleyse buraya yaklaşık ifadesini kullanarak %95 yazabilirim. Önemli olan da bu zaten. Mantık çerçevesinde ifadesini de kullandım ama standart sapmayı zaten tahmin edeceğiz. Bunun yerine bu olasılığın %95,4'e eşit olacağını da söyleyebilirdim. Ama genellikle iki standart sapma ve %95 birlikte kullanılır. Devam edelim. Buna göre dağılımın ortalamasının Örneklem ortalamasına 2 standart sapma aralıkta olmasının olasılığının da %95,4 olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bunların ikisi aslında aynı şeydir. x ortalama yani örneklem ortalaması buna 2 standart sapma aralıktaysa, bu da x ortalamaya 2 standart sapma aralıktadır. Aynı şeyin farklı şekillerde söylenmesi. Şimdi örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalamasının ana kütle dağılımının ortalamasıyla ve p parametresiyle yani ana kütlenin bir değerini alan kısmıyla aynı olduğunu bildiğimize göre burada bunun yerine p yazabiliriz. Hemen yazalım. p'nin örneklem ortalamasına iki standart sapma aralıkta olmasının olasılığı da ne oluyor? %95,4 oluyor. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama bir tahminimiz var. Hatırlayın. Bunun için yaptığımız en iyi tahminin ana kütle standart sapması bölü 10 olduğunu söylemiştik. Yani ana kütle standart sapması için 0,5 örneklem standart sapmasını kullanarak 0,5 bölü 10 olarak bir tahminde bulunmuştuk. Burada ise yani örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapmasını 0,5 bölü 10'dan 0,05 olarak tahmin etmiştik. O halde yine aşağıya iniyorum ve renk değiştiriyorum. P'nin örneklem ortalamasına 2 çarpı bunun yerine en iyi tahminimiz olan 0,05'i kullanalım. Evet, bu aralıkta olmasının olasılığı %95,4. Çarpmanın sonucunu da yazarsak, P'nin örneklem ortalamasına 0,1 aralıkta olmasının olasılığı %95. Bir saniye, burada dikkatli olmam lazım. Neden? Çünkü artık eşittir ifadesini kullanamam. Eğer bu parametrenin ne olduğunu bilseydik eşit olurlardı. Ama bilmiyoruz, tahmin ediyoruz. İşte bu yüzden burada ve burada eşittir yerine yaklaşık ifadesini kullanacağım. Ve %95,4 yerine de %95'i kullanmam gerekiyor. Başından beri mantık çerçevesinde dememin sebebi de bu zaten. Örneklemden elde ettiğimiz istatistikleri tahminimizde kullandık. Kullandığımız örneklem iyi bir örneklem değilse bu oldukça garip bir sayı olur. Bunun için yaptığımız şeyle ilgili daha kesin bir sonuç elde etmek daha iyi olabilir. Ama yine de bu sonucumuzun ne kadar iyi olduğu hakkında bize bir fikir veriyor. %95. P'nin örneklem ortalamasına, örneklem ortalaması neydi? 0,43. O zaman buraya 0,43 eksi artı 0,1 yazalım. P'nin 0,43 eksi artı 0,1 aralığında olmasının olasılığı yaklaşık olarak %95. Küçük bir hatırlatma. Burada kahverengiyle yazdığım şeyden buraya kadar yani bunların hepsi aynı şeyin değişik ifadelerle söylenmesi yani değişik şekillerde ifade edilmesi. Burada dağılımın standart sapmasının kesin değerinden tahmini değerine geçtiğimde işler biraz değiştiği için de eşittir yerine mantık çerçevesinde değişini de destekleyen yaklaşık olarak işaretini kullanmaya başladım. Ama sonuç olarak aralığımızı bulduk. P'nin %95 olasılıkla içinde yer aldığına mantık çerçevesinde emin olduğumuz aralık 0,43 artı eksi 0,1. %95 güven aralığımız 0,43 eksi 0,1 0,33 eder. Yüzde olarak yazarsak %33. 0,43 artı 0,1 de 0,53 ya da 0 53'ten %53 eder. Tekrar ediyorum. Tam olarak %95 diyemeyiz ama gerçek yüzde yaklaşık olarak %95 güvenle %33 ve %53'ün arasında olacak. Yani P bu aralıkta olacak. Yapılan anketlerde de görürsünüz. Araştırmacılar anket yaptıklarını ve sonuçlara göre insanların %43'ünün B'ye oy vereceklerini söylerler. Bu durumda geriye kalan %57 ise, yani oradan e, bazı çıkarımları yaparız, %53'ü bulmuştuk, %57 ise A'ya oy verecektir. Ve buna bir hata payı eklenir. Hata payı az önce bahsettiğimiz güven aralığını tanımlamanın başka bir yoludur. Mesela bu örnek için hata payı %10'sa, güven düzeyi olan %95'ten artı eksi %10'luk bir oynama olabilir. Bir kere daha tekrarlıyorum. Gerçek sonuç için %95 olasılıkla artı eksi %10'luk bir hata payı vardır diyemeyiz. Çünkü dağılımın standart sapmasını tahmin ettik. Ama yine de elimizdeki bilgiler düşünüldüğünde elde edebileceğimiz en iyi sonuç bu. 100 kişiye anket yaparsak elde edebileceğimiz en iyi güven düzeyi budur ve bu oldukça yüksek bir sayı. %95 olasılıkla bu sayı %33 ile %53 arasında olacak. Kısacası B'nin oylarının yani B'nin oyların %43'ünü alacağını düşünmemize rağmen kazanma ihtimali var. Bu sonucu kesinleştirmek istersek daha fazla örnek almamız gerek. Mesela 100 kişi yerine 1000 kişiye sormuş olsaydık bu sayıyı 100'ün değil 1000'in kareköküne bölerdik. Böylece dağılımın standart sapması daha küçük çıkardı. 2 standart sapmalık aralıkta da daha küçük olurdu o zaman ve hata payı da azalırdı. O zaman daha iyi bir tahmin yapardık. Sürprizlere daha az yer olurdu. Seçimi kimin kazanacağı hakkında daha kesin bir sonuç için hata payının iyice küçülmesi çok önemlidir. İşte o zaman bu araştırma amacına ulaşacak demektir.